İçişleri Bakanı bir açıklama daha yaptı. Ali Yerlikaya bir duyuru yaptı. Dedi ki yeni bir uyuşturucu çetesini çökertildiğini söyledi Ali Yerlikaya. Allah ayağını taşa değdirmesin. Müthiş bir mücadele veriyor ve hani partili partisiz bazıları bir fitne fesat peşinde olduğunu biliyoruz. Bazılarının Ali Yerlikaya üzerinden bir takım hani fesatlıklar ürettiğini de biliyoruz. Biliyoruz da ama Ali Yerlikaya da durmuyor abi. Yemin ediyor. Vallahi de billahi de ben diyor bu işin sonunu getireceğim diyor. Şimdi biraz da kulisler verelim. Dün Ankara'da bir grup siyasetçiyle bir Malatya grubu oturdu. Selahattin Gürkan oranın şu anda belediye başkanı. Selahattin Gürkan'la ilgili devam edecek mi dedim bu şeye, Malatya heyetine. Şöyle bir ifade kullandılar. Aslında kendisi devam etmek istiyorum ama adaylığı net mi? Henüz belli değil dedi. Birincisi bu deprem sürecinde Malatya'nın hizmet olarak istediğini alamadığını ve Malatya halkının da belediye başkanı sorumlu tuttuğunu söylüyorlar. Bu Malatya heyetinden bir arkadaşımızın bize aktardıkları. Kim olur dedim. En ciddi konuşulan isimlerden birisi eski Hakkari valisi İdris Bey'in adı geçiyor. İdris Akbıyık galiba. Oranın Malatyalı olması hasebiyle Malatyalılar tarafından çok arzu edilen bir isim olduğu söyleniyor. Bir başka isim de sürpriz bir isim aslında. Öznur Çalık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısıydı. Bu dönemde MYK'ya yer almadı. İlginç, Öznur Çalık başı kapalı birisi değildi. Sonradan işte biraz daha Emine Erdoğan'la yakınlıkları vesaire umre ziyaretleri yaptı. Döndü geldi, başını örttü. AK Parti'de başörtüler kervanına o da katıldı. Şimdi iddia o ki diyor ki mutlak surette Öznur Çalık Malatya'yı istiyor. İstiyor mu dedim, istiyor dedi. Olur mu dedim, çok yüksek şansı var dedi. Yani çok yüksek şansı, Öznur Çalık'ın çok yüksek şansı var dedi. Aslında o arkadaşlarımız da, o konuştuğumuz arkadaşlarımız da Öznur Çalık'ın neden şanslı olduğunu, işte az önce söylediğim nedenlerden kaynaklandığını vesaire söylediler. Yani demek istediğim şey şu, hani Emine Hanım bu işlere çok karışan bir isim değil. Belirleyici de değil. Yani siyasetin içerisinde değil. Çevreye, çocuklara vesaire kendini adamış halde. Ama ağzı olan konuşuyor derler ya. Hani ağzını bağlasan olmaz. İşte o oradan bir takım dedikodular. Emine Erdoğan'ın desteğiyle Emine Erdoğan'a yakın olduğu için Öznur Çalık mutlaka aday yapılır gibi ifadeler kullanılıyor. Olur mu bilmiyoruz. Olur mu bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sabah İçişleri Bakanı bir açıklama daha yaptı. Ali Yerlikaya bir duyuru yaptı. Dedi ki hemen size o haberden söyleyeceğim. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına da geleceğiz. Şimdi yeni bir uyuşturucu çetesini çökertildiğini söyledi Ali Yerlikaya. Allah ayağını taşa değdirmesin. Müthiş bir mücadele veriyor. Ve hani partili partisiz bazıları bir fitne fesat peşinde olduğunu biliyoruz. Bazılarının Ali Yerlikaya üzerinden bir takım hani fesatlıklar ürettiğini de biliyoruz. Biliyoruz da ama Ali Yerlikaya da durmuyor abi. Yemin ediyor. Vallahi de billahi de ben diyor bu işin sonunu getireceğim diyor. Şimdi getiriyor. Fakat ilginç bir takım şeyler çıkıyor ortaya. Yani dünyada bir benzeri olmayan adam kırmızı bültenle aranıyor. Kırmızı bültenle geliyor.
Ali Yerlikaya tarafından yakalanıyor. Comanchero çetesinin lideri Hakan Ayık'tan bahsediyoruz. Tamam. Yabancı. Abi kırmızı bültenle aranıyor bundan önceki dönemde. Ama birileri aracılık yapıyor ve adam ne yapıyor? Türk vatandaşı oluyor. Kırmızı bültenle aranan adam parayı bastırıyor, Türk vatandaşı olabiliyor. Şimdi yakalandı ve eski bir polis, ağabeyde bir polismiş galiba, bir MS adında bir polis bu operasyon gerçekleştirdiğinde, abi Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı mi, başka bir şey mi? Bakın önceki dönemden bahsediyor. Böyle bir şey olamaz. Kırmızı bültenle aranan kişiye çıkan çalışma. Böyle bir şey yok. Olamaz. Şimdi nereye getirmek istiyoruz mevzuyu? Ya arkadaş, niye acaba bunlar önceki dönemde yapılmadı? Her gün birinin nasırına basıyor. Her gün birisinin ayağına basıyor. Şimdi kimsenin günahına girmiyoruz ki. Ama bir şey söyleyeceğim arkadaş. Bu ne ya? Yani aranan bir adam, kırmızı bültenle aranan bir adama vatandaşlık vermek. Hayır abi, aklım almıyor benim. Aklı alan varsa da gelsin çıksın desin, benim aklım alıyor, böyle olmuş desin. Bunu tamam, kızıyoruz, fitne diyoruz, fesat diyoruz, ulan bunlar sahtekar diyoruz, bunlar Ali Yerlikaya sevmez, aslında niyetleri bu diyoruz, diyoruz da diyoruz. Ama baba, buna da birinin çıkıp demesi lazım ki kardeş, bu işi aslı östarı budur. Bu adam nasıl kırmızı bültenle aranırken Türk vatandaşı oldu birader? Birinin bunu açıklaması lazım. Net. Sorumuz bu. Soru da değil. Açıklayın kardeşim. Önceki gün Deniz Zeyrek Fox TV'de bir programa katılıyor. Orada bir iddia ortaya attı. Diyor ki AK Parti ile HDP arasında arka kapı diplomasi başladı diyor. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e tepki gösterdi. Ne dedi? İşte aynı şey. O terörist dedi. Teröriste selam gönderiyorsun dedi vesaire. Deniz Zeyrek de ekranda diyor ki ilginç bir şey ortaya atıyor Deniz Zeyrek. Ben diyor gözlerimle gördüm. Bakmayın Demirtaş'a selam çaktı diye eleştiriyor ya diyor Tayyip Erdoğan. Doğrudan bir arka kapı diplomasi başlamış vaziyette. Ben gözümle gördüm. İki HDP yöneticisi, çok sözü dinlenen en popülerleri diyeyim. Hatta aynı arabaya bindiler ve iktidardan önemli bir isimle görüşmeye gittiler. Pervin Buldan'la kim? Sırrı Sakık değil de Sırrı Süreyya Önder dediği isimler. Görüştü dedikleri isimler Adalet Bakanı. Adalet Bakanı'na gidiyorlar, doğrudur, görüşüyorlar. Abdullah Öcalan'ın ile görüşmek istediklerini söylüyorlar. Avukatlarının Abdullah Öcalan'la görüşmek istediğini söylüyorlar falan. Şimdi HDP de çıktı açıklama yaptı. Ya dedi, zırt pırt bizim böyle bu, bizi iktidarla bir araya getirmeyin. Biz zaten tarafımızı belli etmişiz zamanında. Böyle bu mealde açıklamalar yaptı. Şimdi şöyle, yani Deniz Zeyrek vicdanlı yazılar kaleme alıyor. Fakat bazen vicdanı nasırlaşıyor. Nasıl? Şimdi ben ekranda kendisiyle Habertürk ekranlarında HDP'nin bir PKK terör örgütünün uzantısı olduğunu söylediğimde kıyameti kopardı. Çok enteresan ilk tartışmamız. Dedi, Kürtleri temsil eden bir partiyle alakalı böyle konuşamazsın. Böyle konuştuğun zaman bütün Kürtleri terörist ilan ediyorsunuz dedi. Ben de döndüm dedim ki kardeş, Kürtlere terörist diyen namussuzdur. Kürtlere
terörist damgası vuran alçaktır. Böyle bir şey olmaz. Kürtlere kimse böyle bir darbe vurmuyor. Kürtlere kimse böyle bir hafta içerisinde olmuyor. Fakat Kürtler bu partiye oy veriyorlar, git diyor beni temsil et. Onlar gibi terörle, teröristlerle kol kola giriyorlar. Onların hizmetindeler. Ben bunu anlatıyorum dedim. Yani Deniz Zeyrek bugün, hani şu işi şuraya getirmek istiyorum. Seçimlerden önce HDP Genel Başkanı, eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ya da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu gelip bizi ziyaret edecek, Cumhurbaşkanı adayı olarak gelip bizi ziyaret edecek dedi mi? Dedi. Bizim yapacağımız görüşme CHP ile bir görüşme olmayacaktır. Bizim görüşmemiz Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibiyle olacaktır. Dolayısıyla ortada HDP-CHP görüşmesi gibi başlıklar atılması da doğru değil. Bu saatten itibaren, daha doğrusu 6'sından itibaren, 6 Mart'tan itibaren Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayıdır. Bize geldiğinde de CHP Genel Başkanı olarak değil, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak gelecektir. Ve Millet İttifakı'nı temsilen gelecektir. Dolayısıyla CHP-HDP görüşmesi şeklindeki kavramsallaştırma gerçekleri ifade etmekte çok yetersiz, hatta yanlış anlamalara yol açabilecek bir formül. Altını çizelim bunu. Meral Danış Beştaş da buna eyvallah gelecek, geldi, gelip olacak dedi mi? Dedi. Dağlardan, bayırlardan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek geldi mi? Geldi. Efendim Ahmet Türk başta olmak üzere bütün bu HDP'nin birçok radikal ismi seçimlerden sonra hapishane kapılarının patlatılacağını, oradaki esirlerin çıkarılacağını, bunu APO'da dahil olmak üzere bu ifadeleri kullandı mı? Kullandı. Ya arkadaş, gizli kapaklı bir buluşma gerçekleşti o dönemde. Hani arka kapı diplomasisi dedikleri şey, adamlar diyorlar ki, zaten yıllardır gözünde söylüyorlar bunu. Abdullah Öcalan'la ilgili bir ambargo var. Avukatlarıyla görüşmüyor, yakınlarıyla görüştürülmüyor. Bunun, bu yasağın kaldırılması yönünde. Ha, arka kapı diplomasisi yürütülüyor diyor ya, iki isim burada önemli. Yani Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, bu çözüm sürecinde de ön planda olan iki isimdi. Acaba Deniz Zeyrek oradan mı işkillendi, ha bu isimler yine harekete geçtiler diye. Ben sordum, soruşturdum, arka kapı diplomasisi falan yok. Sadece az önce de ifade ettiğim gibi bir şey var orada. Abdullah Öcalan'la ilgili bir talepleri var İyi Partililerin.